Önümüzdeki günlerde video sıklığı azalabilir. Kesin bir şekilde söylemiyorum tabii ki bunu. Malum 8 Aralık'taki gösterinin provalarını yapmam gerekiyor. O zamana kadar da araya bir şeyler almamaya çalışıyorum mümkün mertebe. Genelde de tüm aklım onda. Dün yine bir liseden bir zorbalık görüntüsü gördüm. Bir video. Videoyu tabii ki burada paylaşamıyorum kısıtlama yememek için. Bir kız sınıf arkadaşını baya sağlam bir şekilde dövüyor. Saçların çok güzel diyor kafasına tekme atıyor falan. Baya sinir bozucu bir olay. Daha da sinir bozucu olan noktasıysa bu tarz haberlerin sıklığı gitgide artıyor. Maalesef Amerika'daki gibi bir zorba kültür de bizde iyice ilerlemeye başlıyor. Eskiden yoktu diyemem ama daha az vardı. Zaten bu konu üzerine yaptığım podcastlerde de dile getirdiğim gibi bizde zorbayı da zorbalayan birileri olurdu. Maalesef bizimkiler gitgide yozlaşmaya başlıyor. Bu ileride daha da beter olur o zaman bu gidişle. Benim korktuğum da o. İleride çocuğumuz olduğunda mesela yeğenlerim bu sene Türkiye'ye gelecek büyük ihtimal. Onlar bu tarz şeylerle karşılaşabilir mi? Arkadaşlarımın çocukları var. Onlar büyüdüğünde bu tarz şeylerle karşılaşabilir mi? Ki karşılaşacak gibime de geliyor. Bu bir yandan da eğitim sistemini değiştirebilecek faktörde bir olay. Bu tarz olaylar arttı. Genelde de devlet okullarında oluyor. Bunları gören veliler şöyle diyor. Benim çocuğum ya zorba olacak ya da zorbalanan kişi olacak. Bunun yerine ben biraz parayı kenara ayırayım çocuğumu bir tık en azından özel bir okula yollayabileyim. Zenginin veya işte bir tık eğitimli insanların çocukları kendilerini kurtarabilirken diğerleri için devlet okulları bildiğin çocuk hapishanelerine dönüşebilir. Yani videodaki kızı düşünseniz o dayak yiyeni. Videosu paylaşıldı, haberleri yapıldı. En azından 5-6 yıl boyunca sürekli karşısına çıkacak o görüntüler. Sadece o görüntüler de değil. Mesela biriyle tartıştığında o videoya ithafen bir şey diyecekler buna. Sürekli canını sıkacaklar. Uzun süreli bir travma görüyorsunuz aslında. Ötekine böyle göz korkutmalık bir ceza verirler büyük ihtimal. Öyle deli gibi bir ceza da olmaz. Sonra dışarıda paşa gibi gezer. Bak işte biz böyle yaparız adamı diye takılır ortamlarda. Belki o mağdur dur kız sırf bu olaydan dolayı okulunu değiştirmek zorunda kalacak. En basiti zaten o kızı gördükçe millet şey diyecek. Bak o dayak yiyen kız bu işte. Sürekli onun mod düşüklüğünü yaşayacak. Bu işlerin de böyle hop deyince çözülen bir olayı da yok ya da en azından benim aklıma şu an gelmiyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Bir ülkenin belki de en önemli kurumu okuludur. Okulların bu kadar bozulmasıyla ülkenin geleceği de yanıyor. Okullardaki eğitim kaliteleri düştü, okullardaki sosyal yapılar düştü. Şimdiki neslin geleceğine geç Olsun gerçekten. Okulun dışına güvenlik konuluyor, okullar bölgesinde polis geziyor, ama okulun içi de tehlikeli. E okulun içine de polis koyamazsın. Zaten bu tarz şeyler kapalı kapılar arkasında gerçekleşiyor. Ya buna çok ciddi cezalar vermen gerekiyor ki bence böyle bir şey yapılması gerekiyor. Bu tarz uçmuş birinin kolay kolay ifle olacağını düşünmüyorum ben. Zaten eğitim hayatının komple bitirilmesi de gerekiyor. Başka öğrenciler mağdur olmasın diye. Tabii ki bizde büyük ihtimal olay şöyle olacak. Hadi arkadaşından özür dile de barışın. Yalan yalandan özür dilemeler, yalandan affetmeler. Üzülüyorum abi gerçekten üzülüyorum. Bakalım bunun şaka gibi cezası ne olacak? Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle açıklaması yapılır. Mesela geçen ay 29 Ekim kutlamalarında tören esnasında bir öğrencisini ayıran öğretmen vardı ya. Ona çok güzel bir ceza verildi mesela ama çok güzel. Kınama cezası ve okul yeri değiştirildi. Kesin akıllanmıştır bundan sonra. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? 8 Aralık'taki önemli gösterime beklerim. Öpüyorum hepinizi.